Evet, katlı bir kovanın kontrolünü yapacağız. Bu kovanımız anası 2020 model. Bu arı 25 Haziran tarihinde 10 çıtaydı. O zaman ben kontrol ettiğimde bu kovanın nüfusunun çok kalabalık olduğunu ve bu nergis dediğimiz yani yalancı ana yüzükleri, çok fazla yalancı ana yüzükleri olduğunu gördüm. Ama o anda nergislerin içi temizdi. Daha sonra 28.06.2020 tarihinde kontrol ettiğimizde bu arı nergislerin içerisine günlük yumurta yapmış ve oğul eğilimine girmiş bir arıydı. Biz onu oğuldan vazgeçirmek için üzerine kat koyduk. Tabana iki tane ham petek yerleştirdik. Yukarıya ham petek yerleştirdik. İşte alttan yavrulu petekleri yukarıya çekip alanı genişleterek onun oğuldan vazgeçmesini sağlamaya çalıştık. O esnada tabii nergislerdeki günlük yumurtaları hepsini bozduk. Daha sonra 30 Haziran tarihinde 2 gün sonra tekrar kontrol ettik. Tam kontrol demişim. Yine yüzüklerde günlük yumurta oluşmuş. Kata 4 yavrulu petek çekmişim. Yine kata ham petek vermişim araya. 2.07.2020 tarihinde tam kontrol yapmışım. Bir tane sütlü yüzük varmış. İki tane de sirkeli nergis bozulmuş. Ve o anda anayı görmüşüm. Daha sonra 4 Temmuz'da bir daha kontrol yapmışım. O kontrolde de bu arının temiz olduğunu gördük. Arıyı bu şekilde oğuldan vazgeçirmiş olduk. Fakat vazgeçirdiğimiz tarih bizim burası itibariyle arının oğul mevsimi değildi. Peki arımız niye oğula yattı? Arımızın oğula yatmasının sebebi şu. Arılarımıza yavru yaptırabilmek için az miktarlarda düzenli bir şekilde çok sayıda besleme yaptık. Arı o esnada bu düzenli beslemeden kaynaklı çok güzel yavru yaptı ve nüfus hızlı bir şekilde çoğaldı. Bal stoğu da yapamadığı için o anda bir oğula meyletme durumu ortaya çıktı. Biz o oğula meylettikten sonra zaten bu biraz önceki saydığım işlemleri yaparken beslemeyi de kestik. Ve bu arımızı oğuldan vazgeçirmiş olduk. Bakalım şu anda bu arımızı tüm peteklerini kontrol edeceğim. Çok boş yakın ya. Evet, aşağıda 2, 4, 6, 7, 8 çerçeve var. Evet, şöyle petekleri, çıtaları yana açıp bir numaradan başlayacağım. Evet, biraz önce 8 tane demiştim. Evet, 8 çıta var ama 7 tane petekli çıta var burada. Bir tane en dibe. Evet, bir numaraya böyle bir boş çerçeve koydum. Arı buraya küçük bir dalak yapmış. Şimdi iki numara ne alemde bir bakalım. Hayıtlar açık ama bizim istediğimiz tarzda hayıtlardan bal gelmedi. Şöyle baktığımızda üst tarafta iki parmaklık bir bal var. Şuralara da biraz taze bal koymuş. Ama bu nüfustaki bir arının dışarıdan bal verimi iyi olsa çok çok daha fazlasını koyması lazım. Evet, 3 numara. Bu şekilde. Evet, boş yerler var fakat arı aşağıya buraya günlük yumurta atmamış boşluklara. Şu anda 4. sıradaki ham petek. Ben arıyı oğuldan vazgeçirmek için, arada bir boşluk oluşturmak için 4. sıraya ham petek vermiştim. Normalde şu şekilde kabartmış ama buraya yavru yapmadığı sürece ben bu peteği işledi gözüyle bakmam. Tamam, petek kabarmış ama buraya yavru yapmamış.
Evet, ben önceki videolarımda araya petek verilmez, araya petek verilmez bunu yüzlerce defa söyledim. Biz araya petek verdik oğuldan vazgeçirmek için. Fakat bu peteği verdiğimiz tarihte gündüz sıcaklığı 35 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklarda verdik. Yani normal bizim arımızın oğul döneminde, Nisan döneminde gündüz sıcaklıkları ortalama en fazla 25 derece falan oluyordu. O tarihlerde olsa kesinlikle araya petek vermem. Evet, bu petekte de eskiden yavru vardı, yavru sökülmüş. Biraz bal stoğu yapmış ama balın pek öyle bir kıymeti yok. Yani miktar olarak çok fazla değil. Evet, arı nüfusu gayet güzel. Dışarıdan bir bal hızlı bir bal akımı gerçekleşirse arı petekleri 10-15 gün içerisinde doldurabilir. Ama bal gelmesi lazım. Evet, burada kapalı yavrusu var. Kapalı yavrular doğuyor. Şu şekilde. Yavruların çıktığı yere normalde arının günlük yumurta yapması lazım. Ama dışarıdan gelen nektar akımı yeterli olmadığı için yavrunun çıktığı yerlere yavru atmıyor. Evet, bu da yine arıyı oğuldan vazgeçirme aşamasında araya verdiğimiz ham peteklerden bir tanesi. Şimdi ben bu ham petek işlenmiş gözüyle bakmıyorum. Bunları yavru alanının şu anda oğul eğilimi de geçti. Yavru alanının dışına çıkaracağım bu petekleri. Şu da ham petekti. Evet, bunları yavru alanının dışına çıkarıyorum. Eğer önümüzdeki günlerde hızlı bir bal akımı gerçekleşirse, bu petekler beyaz petek olduğu için dışta petek bal, güzel görüntülü bir petek bal olabilir. Şu şekilde. Mesela petek üzerindeki arı yoğunluğu bu. Şu anda şimdi katın durumuna bakacağım. Evet, şimdi de katın durumuna bakalım. Evet, kattaki bal durumu bu şekilde. Yani bu ballar da son bir haftada gelen ballar. Daha öncesinde yoktu. Biz bu arıları 20 Haziran tarihine kadar besledik. Fakat o tarihlerde bal stoğu yoktu. 20 Haziran'dan sonra beslemeyi kestik. İşte Hayıt'tan az miktarlarda bu şekilde bal getirdi. Şu şekilde üst katta petekte yavru var. Yakınlaşmış günlük yumurta. Günlük yumurta var. Bilmiyorum ekranda görünür mü? Evet, günlük yumurta var. Bakalım 2 numaraya. Evet, 2 numarada arı değil de sinekler rahatsız ediyor beni şu anda. 2 numarada durum bu. Kapalı yavru bu şekilde. Normalde ben bu arıyı bu kadar gergin tutmazdım. Fakat bu arı oğula yatması nedeniyle araya verdiğimiz 3 tane ham petek sebebiyle bu arı bu kadar gergin. Bakalım bu araya verilmiş bir ham petek yine. Yine bunda da bir işlem yapmıyor. Yani
Biz arıyı oğuldan vazgeçirelim, genişletelim diye bunları verdik. Fakat şu anda bu petekler arıya fazla gelmiş durumda. Yine ben bunu tam petek olduğu için dışa alacağım. Artık arımız oğuldan da vazgeçti. Şu şekilde. Evet, arı bu şekilde. Ben çırpalım mı şuna? Evet. Yavru durumu. Kapalı yavrusu ve taze bal. Yani sırlama yapmamış. Zaten son bir haftadır bu bal gelmeye başladı. Ama bizim beklentimiz şu anki görünen balın iki katı bal olması lazımdı. Evet, bu şekilde. Şurada bir mergiz var. Evet, arımızda şu anda oğul riski yok. Zaten mevsimde geçti. Bundan sonra arılar oğula yatmaz. Yani kovanda bir problem olmadığı sürece arı oğula yatmaz bundan sonra. Şu şekilde. Evet, kraliçemiz burada. Kraliçe arı burada. 2010 model kraliçemiz. Evet, alt katta yaptığımız incelemede kraliçe tabana uzun süredir inmemiş görünüyor. Çünkü tabandaki peteklerde günlük yumurta, açık yavru yoktu. Sadece kapalı yavru vardı. Bu şekilde. Evet, aramızdaki sıkışıklık durumu bu. Normalde oğula yatmamış olsaydı bu kovanda petek sayısı biraz daha az olurdu. Arı daha da sıkışık olurdu. Şimdi bu şekilde bunu bırakıyoruz.